Senarist, yapımcı, yönetmen. Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın'ı 2 dakikaya sığdırmaya çalıştık. Çay kahve vaktimiz var bu hayatta yani. Fazla vaktimiz yok. O vakitte de yani kendi sorularımı cevaplamaya çalışıyorum yani hayata karşı. 25 Ağustos 1973 tarihinde Hamburg'da doğan Akın, 1994 yılında Hamburg Güzel Sanatlar Akademisi'ne girer. Eğitimi sırasında Wüste Film Şirketi'nde çalışan Akın, ilk kısa filmi You Are The One'ı 1995 yılında çeker. Her şeyi denedim, müziği de denedim, edebiyata da denedim. Başarısız. 1996 yılında ikinci kısa filmi Getürk için yönetmen koltuğuna oturur. 1998 yılında ilk uzun metraj filmi olan Kısa ve Acısız'ı çeken Akın, Locarno Film Festivali'nde Bronz Leopar ödülünü, Bavarian Film Ödülleri'nde ise En Genç Yönetmen ödülünü alır. Temmuz'da filmiyle de pek çok ödül alan Akın, daha sonra göçmen kültürünü ele aldığı yüksek bütçeli filmi Solino'yu çeker. Böyle bir senaryo yok ki kendi hayatımızda. Kader var. Hem yönetmen hem de senarist olarak yer aldığı Duvara Karşı filmi, Akın'ın kariyeri için bir dönüm noktası olur. Bu filmiyle dünya çapında 23 ödül alan Akın, Yaşamın Kıyısında filmiyle Cannes Film Festivali'nde en iyi senaryo dalında ödüle layık görülür. Film, Almanya tarafından ülkeyi yabancı dilde temsil etmek üzere 80. Akademi ödüllerine gönderilir. 2005 yılında Cannes Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer alan Akın, Soul Kitchen filmiyle 66. Venedik Film Festivali'nde jüri özel ödülü alır. Elveda Berlin, Paramparça, Cennetteki Çöplük ve Altın Eldiven gibi filmlere de imza atar. Yönetmen ruhum bir Türk'ün ruhudur yani.